Merhaba, sosyal medyada olay olan alışverişimi paylaşacağım sizinle. Aslında benim böyle bir niyetim yoktu. Mesela benden de kaynaklanmadı. Hızlıca özetleyeyim. 2 gün boyunca süren Amazon Prime indirimlerinden ben de alışveriş yapmak istedim. Uzun zamandır listemde olan çoğunluğu Hasan Ali Yücel klasikleri, modern klasiklerden oluşan bir sepet oluşturdum. Sepet limiti 50 idi. Ben de almak istediğim kitapları koydum. Hatta birkaç tanesi almaya çalışırken stok dışı kaldı. Yenilerini koydum vesaire derken geçtim siparişi. Normal her zaman nasıl sipariş geçiyorsam öyle geçtim. Hepsinin satıcısı Amazon'du ve ayrı ayrı zamanlarda geçilmedi. Fakat ne oldu bilmiyorum. O kapakta gördüğünüz şekilde sipariş verdiğim 50 kitap aynı gün içerisinde aynı kargo görevlisi tarafından bana ayrı ayrı kutularda geldi. Birdenbire 50 tane koli buldum ben kapımda. Daha doğrusu 3 kere inçik yapmak zorunda kaldı arkadaş. Ve şok geçirdim böyle bir durumla karşılaşınca. Yani senelerce işte 4 yıldır video çekiyorum, kaç kere internetten sipariş verdim mesela. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ben de bununla ilgili bir tweet attım ve tweet viral oldu. 100, 200, 300, 400 derken baktım ve 500 tweet, 6000 beğenme vesaire bir şeyler vardı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken sonra ortaya çıktı ki biri benim alışverişimle ilgili ekşiye başlık açmış. Alışverişimle ekşiye başlık olacağım da hiç aklıma gelmezdi gerçekten. Sonra tabii oraya da 6 sayfa enter girilmiş. Çoğunu okumadım çünkü bazı enterler gerçekten çok kırıcıydı. Bakmayacağım. Son durum nedir onu da bilmiyorum. Ve böyle bir şey de ben yapmadım kesinlikle. Yani sosyal medya çok kurtlar sofrası bir yandan. O yüzden insanların önüne bu şekilde kendimi atmaktan korkarım. Sevmem böyle şeyleri ama başıma geldi. Yapacak bir şey yok. Aldığım kitaplarda tabii bu kadar konuşulunca merak etti. Liste isteyenler oldu, paylaşmamı isteyenler oldu. Dedim ben onu o şekilde başa çıkamam. Zaten video çekiyorum YouTube'da. Hepsini toplayayım madem. Hızlıca göstereyim. Şimdi o kutuları çektim önce sizin için. Açtıktan sonraki durumu çektim. Onların da çünkü onlarla ilgili zaten bir şeyler söyledim göreceksiniz. Önce o kısmı bir izletmek istiyorum size. Sonra da hızlıca kitapları paylaşacağım. Çok kitap var. Uzatmamaya çalışacağım. Ayrıca 3-4 gündür devam eden büyük bir yol çalışması var. Biz böyle cadde, işlek bir cadde üzerindeyiz. Yarın veya ondan sonraki günde bitmeyeceği için bir değişiklik olmayacak. Bugün böyle kulaklıkla falan çekmeye çalışacağım. Umarım çok gürültüse gitmiyordur. Hadi o kısmı izleyelim. Sonra da hızlıca kitapları konuşalım. Evet, durum bu. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Aldığım 50 kitabın 50'sini de ayrı ayrı kollarda gönderdiler. Nihayet bitirdik kolları açmayı. Şuraya da örtü serdim. Evet, çok komik taşınma var gibi. Şimdi kitaplar şurada. Birazdan göstereceğim. Ve çıkan atık bu. Yani çok eğlenceli bir iş olduğunu söyleyenler olmuş. Ya yani normalde evet kitap kolisi açmak eğlenceli ama her birinin içerisinde tek bir kitap olan bu kadar çok koli açmak hiç eğlenceli değil. Çok sıkıldım. Bir de bunların toplanması, götürülmesi var. Tabii mümkün olduğunca geri dönüşüme katılmasını sağlamaya çalışacağız. Bunu yaparken de apartman görevlimizden rica etmeyeceğiz. Çünkü arkamızdan sövdürmek istemiyoruz kendimize. Bu işte bizim ellerimizden öpüyor anlayacağınız. İşte çok yorum yapmayacağım artık yani. Ne olduğu görülüyor zaten. İçerisinde bir de bu destek amacıyla, koruma amacıyla şu kağıtlar sokulmuş. Ya plastik kullanılmaması vesaire iyi deniyor. Doğru, iyi ama hani şu kadar çok kağıt ziyan edileceğine bence birer tane küçük plastiğe sarılması çok da kötü bir alternatif değil gibi geliyor bana. Bu da çok mantıklı bir çözüm değil çünkü yani. Krista Wolf'un Cassandra'sını aldım. Cassandra aslında Troya'nın düşüşünü bir kadın kahin üzerinden anlatıyor. Bir tekrar yorumlama diyebiliriz. Erkekler dünyasında söyledikleri dikkate alınmayan bir kadın ve sonrasında gelişen olayları görüyoruz bu romanda. William Golding'in Serbest Düşüşünü aldım. Nobel ödüllü bir yazar o. Ben onun Kulesi'ni okumuştum, çok beğenmiştim. Orada da işte geçmiş dönemlerde yoksulluklar ve türlü engellemelere karşın bir kilise inşa etmeye çalışan birini görüyorduk ve çok fazla tabii işte dini referansları, mitolojik referansları vardı. Okuması zor olsa da keyifli bir kitaptı. Burada Serbest Düşüş'te de aslında bu sanat referansı bir roman öyle söyleyebilirim. Şöyle izah etmeye çalışayım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanların eline esir düşen bir ressam bir hücreye kapatılıyor ve orada bütün yoksulluk şartları aslında kendi hayatını, o şartlar arasında kendi hayatını yaptıklarını, yapamadıklarını gözden geçirmeye başlıyor. Biz de onun hikayesini okuyoruz. Robert Graves, Homeros'un kızı. Bir kitap daha aldım ondan. Şimdi geliyor sırada. Homeros'un kızı da şunu anlatıyor. Bu sefer Odysseia destanının bir tekrar yorumlamasıyla karşı karşıyayız. Şimdi o dönem tabii
erkeklerin yine ağzından anlatılan bütün bu hikayelere bir alternatif oluşturmaya çalışıyor. Ve bu sefer daha yumuşak, daha naif bir hikaye anlatmak için yola çıkan bir kadın var karşımızda. Ve şiirleri diyar diyar gezip anlatan şairler kendilerine Homeros'un oğlu dediği için o da kendine Homeros'un kızı diyor. Robert Graves zaten bu tarz romanları çok yazıyor. İşte şimdi şöyle diğer konuya yakın romanı da bu. Tanrı Claudius. Aslında bu bir devam romanı. Ben Claudius'u okumanız lazım önce. Claudius'un Tanrı olmaya giden yolda başından geçenleri okuyoruz o romanda. Ve işte neydi ismi? Caligula'nın öldürülmesinden sonrasında yani orada bitiyor roman. Ondan sonrasında bu romanda görüyoruz. İlk romanı kesinlikle tavsiye ederim. Bunu tabii okumadığım için bilmiyorum. Arkadi Averchenko, Bir Saf Dilin Hatıra Defteri. Bu da şimdi kaç yılda geliyordu? 1920'de İstanbul'a geliyor yazar. Ve aslında kendi tecrübelerini, anılarını anlatıyor ama işgal altında olmasına rağmen o dönem İstanbul o işgal şartlarını ya da diğer sıkıntıları anlatmıyor. İşte Galata, Pera, o civarda geçiyor sürekli kitap. Ve Türkiye'deki Rus göçmenlerin hikayelerini anlatıyor. Onların gözünden bir anlamda dönemin İstanbul'unu görmüş oluyoruz bu eserde. Robert Louis Stevenson'ın Define Adası yine çok önemli bir eser edebiyat tarihi açısından. Bugün hala gördüğümüz, modern edebiyatta gördüğümüz korsanlık miti, işte onunla ilgili bazı doneler, define bulmakla ilgili romanların hepsinde gördüğümüz detaylara kaynaklık ediyor. Tekrar tekrar kopyalanmış, tekrar edilmiş diyebiliriz. İlk örneklenen bir tanesi bu anlamda türüyle ilgili olarak edebiyat tarihini değiştirmiş. Otomatik Portakal romanıyla çok fazla okurum. Tanıdığı Anthony Burgess'ın iki romanını aldım. Bir tanesi Bir Elin Sesi var. Şimdi şöyle, romanın başlığı aslında Malay dilinde karşılıksız aşk anlamına geliyor. Tabii Özgün isminden bahsediyoruz. Burada bu karşılıksız aşk kavramı İngiltere'deki tüketim alışkanlıklarına bir gönderme aslında. Onu işliyor bu karşılıksız aşk simgesi üzerinden. Tam olarak işte bu kitap için şunu söyleyebiliriz. Yani televizyonun, fotoğraf makinesinin vesaire insanların hayatına girdiği, bütün yaşam biçimini, tüketim alışkanlıklarını değiştirdiği bir dönemde çok fazla seçenek birden insanların önüne seriliyor. Ve bu da tabii oyunun kurallarını değiştiriyor. İşte Burgess bu romanda onu işliyor. Mozart ve Deuslar ilginç bir kitap. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi Mozart hakkında bir roman. Fakat bununla ilgili şunu size göstermem lazım. Yazılış biçimi şu, daha çok bir hani şiir ya da bir tekst gibi, tiyatro metni gibi geliyor. Ama teknik olarak bir roman. Onu da söylemiş olayım. Leo Peruzzi'nin Leonardo'nun Yahudası yine ilginç konu bir konusu olan ve konusunu sanattan alan bir roman. Meşhur Son Akşam Yemeği tablosu yarım kalıyor Leonardo da Vinci'nin. Çünkü Yahuda'yı resmetmek için uygun bir model, uygun bir kafa bulamıyor ve bunun arayışına çıkıyor. İşte o esnada olayın içerisine dahil olan insanlar ve bu resmin bir anlamda o koşturmaca ile birlikte tamamlanılmaya çalışılma hikayesini okuyoruz. Şimdi geldik İtalyan edebiyatından bir romana. Giovanni Verga, Duvarcı Ustası Don Gesualdo. Şimdi bir duvarcı ustasının çektiği sıkıntılar üzerinden artık can çekişmeye başlayan soylu sınıfın ve onların yerini alan ve onların kendilerine bir anlamda sürekli dikte ettiği bazı dogmalardan, yerleşmiş yaşam biçimlerinden kurtulmaya çalışmaları, bu çelişkileri görüyoruz. Yani aslında bir toplumun durumunu görüyoruz ele aldığı dönem içerisinde. Bu anlamda bir panoramik roman diyebiliriz aslında. Geniş bir olaylar silsilesi ele alınıyor. Amerikan edebiyatının en ünlü isimlerinden bir tanesi Henry James. Bir Hanımefendinin Portresi de onun başyapıtı kabul ediliyor. Burada elbette ki tahmin edebileceğiniz gibi dönemin özgürleşme ve kadınların toplumsal alanda kendine yer bulma çabalarının bir yansıması olmuş bu roman. Onun üzerinden yine toplumun o dönemki dinamiklerini ve değişim sancılarını okuyacağız. Anton Çehov'dan iki uzun öykü var. Bir tanesi Hayatım, Bir Taşra'nın hikayesi. Bu
varlıklı ailesinden ve o ailenin ona sunduğu her şeyden vazgeçmeye hazır bir adam ve her şeyi geride bırakarak basit bir insan gibi yaşamak istiyor. Fakat bu talebi toplumun her kesiminden büyük tepki çekiyor. Hatta işçiler bile onun bu kararından rahatsız oluyor. Bütün dengeleri değiştireceğini söylüyor. Yani bu da şuna bir hiciv var tabii ki. Herkes değişim istediğini söylese de değişim herkesi bir anlamda başına geldiğinde tedirgin ediyor. Onun üzerine kurulmuş bir öykü. Bozkır'da, tabii Bozkır'da geçen bir öykü tahmin edebileceğiniz gibi bir yolculuk hikayesini burada 9 yaşında bir çocuğun ağzından anlatıyor Anton Çehov. Biz de onunla birlikte Ukrayna'nın bozkırlarında geziyoruz ve olayları onunla birlikte izliyoruz, takip ediyoruz. Bu çok ilginç. Somerset Maugham'ın Ay ve Altı Peni. Şimdi Esaretin Bedeli isimli meşhur bir romanı vardır. Başka romanları da var. Yani İş Bankası Kültür Yayınları'ndan inceleyebilirsiniz. O kitabı ben de okumuştum. Yer yer biraz uzatılmış bulmuştum. Benim gibi düşünen o dönem başka eleştirmenler de olmuş. Ve bu eleştirmenlerden bir tanesi yazdığı eleştiri yazısında ayı görmeye çalışırken yerdeki altı peniyi kaçırıyor diyor onun için. O da sonra yazdığı romana işte Ay ve Altı Peni diye bir başlık koymuş. İşte hakkında yazılan eleştirileri takip etti ve bunları da bir anlamda kendi lehine çevirmeyi bildiğini buradan görebiliyoruz. İlginç bir durum. Frances Haugston Burnett'in Gizli Bahçesi aslında bugün artık çocukluk ve ilk gençlik klasiklerinden biri kabul ediliyor. Fakat ilk yayımlandığında hedef kitlesi yetişkin okurmuş. Şimdi genelde işte çok yakın bir önceki videoda değindiğimiz Oliver Twist gibi, işte Jane Eyre gibi başka çok meşhur çocuk kahramanlar çoğunlukla içine kapanıktır, ezilmiştir, çok seslerini çıkaramazlar. Burada bizim baş kahramanımız Victoria dönemi İngiltere'sinin diğer çocuk kahramanlarından farklı olarak aslında dışa dönük, ne istediğini bilen, istediğini almak için mücadele etmeye ve kavga etmeye hazır olan bir karakter. Toprağa gömülü olarak bulunan bir anahtar ve o anahtarın açtığı bahçe kapısı onun ve kuzeni için işleri değiştiriyor. İşte sonrasında ne olacağını zaten görmek için tabii okumamız gerekiyor. Stephen Crane'in bir novellası George'un Annesi. George'un Annesi aslında oldukça bireysel kurulmuş bir hikaye. Dini öğretiler ya da ailesinin kendisine öğrettikleriyle gece hayatı ve tanıştığı yeni insanlar arasında kalan bir genç adam George ve onun annesinin hikayesini okuyoruz burada. Bu da tabii yine dönemin şartlarına dair bir değerlendirme olarak yorumlanabilir. Leonid Andreyev'in Şeytanın Günlüğü yine ilginç konusuyla dikkat çeken bir kitap. Şeytan cehennemde sıkılınca dünyaya gelmeye karar veriyor. Biraz eğlenmek için. Ve ünlü bir iş adamını öldürüp onun bedenini ele geçiriyor. Onun hayatını yaşamaya başlıyor. Fakat öyle şeyler görüyor ki aslında insanın da zaman zaman ne kadar şeytanlaşmaya yaklaşabildiğini bizzat tecrübe etmek zorunda kalıyor. Tabii bu da insanlığa yöneltilmiş bir eleştiri. Açık öyle oldu. Graham Greene yine Türkiye'de kitapları çokça çevrilen bir yazar. İngiliz edebiyatından bir yazar. Meselenin özü onun İstihbarat görevlisi olarak bizzat bulunduğu bir İngiltere, Britanya sömürgesinde izlenimlerine dayanıyor. Orada gördüklerini romanlaştırmış diyebiliriz. İstanbul Treni yine aynı yazarın bir romanı. Bu daha erken dönem eserlerinden bir tanesi. Ama konu olarak tabii bize daha yakın bir meseleden bahsettiği için haliyle daha çok ilgimi çekti. 30'larda bir trene binen bir grup insan İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Ve bu insanların her biri dönemin ötekisi aslında. Kimi siyasi görüşüyle, kimi cinsel yönelimiyle, kimi dini veya işte milli durumuyla hep bir reddedilmişler sınıfına ait. Ve bu bir grup insanın işte trende birbirleriyle ve kendi hayatlarında yaşadıklarını görüyoruz. Bu yolculuğa eşlik ediyoruz. Mezopotamya mitolojisinin çok uzun zamandır peşindeydim ve gerçekten çok uygun aldım. 90-95 değişiyor etiket fiyatı. 35 liraya aldım. Yani Mezopotamya mitolojisi üzerine Türkçe çevirisi bulunan en kapsamlı eserlerden bir tanesi. Çok mutlu oldum tabii indirimden alabildiğim için. Tarihle ilgilenenler, özellikle Osmanlı tarihiyle ilgili okumalar yapmayı sevenler Feridun Emecan ismini biliyordur. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş tarihi 1300-1600
Bu da yine uzun zamandır listemde olan, indirimden aldığım için çok mutlu olduğum bir kitap. İnsanlığın Hikayesi, Taş Devri'nden Bugüne Tarihimiz, James Davison çevirisi, şey romanı ve çevirisini Barış Bıçakçı yazmış. Romancı olan Barış Bıçakçı mı bilmiyorum. Şimdi İş Bankası güzel, çevirmenin ismini yazmış ama dikkatimi çekiyor. Hiçbir zaman çevirmen biyografilerine yer vermiyorlar. Ya da ben hiç denk gelmedim. Aslında olması gerektiğini düşünüyorum. Bence bu bir eksiklik. 17. basımını yapmış. Bu da konuyla ilgilenenler tarafından yakından takip edilen, yine kendi alanında oldukça detaylı bir çalışma. Bu arada şimdi Hasan Ali Cer klasiklerine geçmeden ve Türk Edebiyatı klasiklerine geçmeden aslında şu üç kitabı göstereyim. İtaki'den iki kitap almıştım. Bir tanesi Pat Parker'ın Kızların Suskunluğu isimli romanı. Bu da İlyada romanının aslında bir yeniden yazımı değil de onun üzerinden kurgulanmış bir roman. Öyle söyleyebilirim. Tabii yine işte bir erkek egemen duruma dikkat çekmek zorunda kalıyoruz. Onun üzerine kurgulanmış çünkü roman. Ve bütün bu karmaşada arka planda kalan kadınlar bu sefer kendilerini sahneye atıyorlar. Onların hikayesini okuyoruz. Bu aralar böyle kitaplarda aslında bir ön plana çıkma var. Yani aslında sevilmeye başlandı. Ben de seviyorum, okuyorum. Güzel farklı bakış açıları kazandırıyor. Artmasını dilerim. José Saramago çok okuduğum, sevdiğim bir yazar. İşte arkasında diğer kitaplarını da görebiliyorsunuz bende olan. İndirimde görünce listede almak istedim. Kısa bir novella, Bilinmeyen Adanın Öyküsü. Emrah İmre çevirisi. Bir de desenler için Bir Ol Bayram deniyor. Daha poşeti açmadığım için bilemiyorum. Uzaktan Kumandalı Kız, James Tiptree'nin bir feminist distopyası aslında. Oldukça kısa bir kitap ama Hugo kısa roman ödülünü almış. İşte Hugo, Nebula, bu tarz ödülleri alan kitapları kendi türünde tabii ben de takip ettiğim için merak ediyorum. Okuyunca göreceğim. Kadın erkek anlatılarını biraz o da ters yüz eden, etmeye çalışan bir novella diyebilirim. Hala oldukça fazla kitabınız var. Türk Edebiyatı klasiklerini biraz hızlıca geçeyim. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda siz sorun. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Es Sunucu Baba romanını aldım. Yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gönül Bir Yel Değirmenidir, Sevda Öğütür. Ahmet Rasim'in Falakası'nı aldım. Mehmet Rauf Eylül, tabii hepimizin bildiği gibi ilk psikolojik romanımız. Artık ezberlemişizdir herhalde. Ahmet Mithat Efendi, Çingene. Saffet-i Ziya, Salon Köşelerinde. Şu gösterdiklerim arasında hiç okumadığım bu var. Diğerleri aslında ben Marmara Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı'nda okuduğum için tabii bunları çoğunu ders olarak gördük ama günümüz Türkçesiyle elimde olmadığı için biraz keyfi okumalar amacıyla aldım ama bunu okumamıştım, bilmiyorum. Aşk-ı Memnu yine aynı şekilde günümüz Türkçesiyle elimde bulunmasını istediğim, okumak istediğim bir kitap. Ahmet Haşim'in Bize Göresine hemen değineyim. Onun Paris notlarından, seyahat notlarından oluşuyor. Daha önce tabii o dönem çok fazla eserde gördüğümüz gibi önce tefrika edilmiş, sonra kitaplaştırılmış. Bu da yine günümüz Türkçesiyle. Sırada Hasan Ali Yücel klasikleri var. Alexander Dumas'ın Kamelyalı Kadını. Daha önce farklı bir çeviriyle okumuştum. Çok iyi bir çeviri değildi. Aslında tabii bir kötü kadın yani üzerinden dönemin ahlak anlayışını hicveden, oldukça da sert hicveden bir romandır. Çok güzeldir. Bu çeviriyi bilmiyorum, Tahsin Yücel çevirisiymiş. Biraz onun çevirileriyle aslında sıkıntı yaşıyorum ama merak ettim, dayanamadım. Aşk nefret ilişkimiz var Tahsin Yücel'le. Mary Wollstonecraft'ın kadın haklarının gerekçelendirilmesi aslında kadın hareketinin ve feminizmin çok erken örneklerinden bir tanesi ve tahmin edebileceğiniz gibi kendisinden sonra gelen isimlerin pek çoğuna da yol açmış bir isim. Yazdıkları da yani her ne kadar tabii 1759-1797 yılları arasında yaşayan, 38 yaşında çok erken vefat eden, yani çok eski bir zamanda bu eseri yazan birinden bahsediyoruz ama şu paragrafı aktarmak isterim. Ne kadar güncel olduğunu siz de göreceksiniz. Gücün verdiği gururla başı dönmüş erkeklerin, tiranlar gibi davranan krallarla ve yozlaşmış bakanlarla aynı savları kullanmasına ve son derece yanlış bir biçimde "salt şimdiye dek hep tabi oldular" diye kadınların her zaman tabiyet altına alınması gerektiğini savunmasına izin verilmemelidir. Ne zaman ki insanlar akılcı yasalar altında doğal özgürlüklerini yaşarlar ve kadınlar bu doğal özgürlüğü erkeklerle paylaşamadığını ortaya koyar, erkekler de onları aşağı görmede haklı olur. Ama o şanlı zamanlar gelmeden erkekler kadın cinsinin aptallığı üzerine şarkılar söylerken kendi aptallıklarını da görmezden
gelmemeliler. Babil Yaratılış Destanı Enuma Elish, işte tahmin edebileceğiniz gibi bir destanı anlatıyor. Gılgamış'ı vesaire diğerlerini de okumayı seviyorum. Güzel bir, bence insana zenginlik katıyor. Sümer Kral Destanları Enmer Kar, Lugal Banda. İki kralın üzerine hakkında iki destan var burada. Honor de Balzac, Vadideki Zambak. Volkan Yaltıntoklu çevirisi, ki çok severim onun çevirilerini. Şimdi Balzac çok fazla eser yazıyor. Çok üretken isimlerden bir tanesi. Gerçekçi romanda kurucularından sayılıyor ve Dante'nin İlahi Komedyası'ndan esinle insanlık komedyası diyor eserlerine. Onları da bazı alt başlıklara ayırıyor. Vadideki Zambak bu eserler silsilesinin zincirinin taşra alt başlığında yer alan eserlerden bir tanesi. Evli bir kadına aşık olan bir adamın aslında çok genç yaşlarından çok ileri yaşlarına kadar bu aşkla birlikte büyümesini, gelişmesini ve seyreden olayları görüyoruz. Anna Sewell'in Siyah İncisi yayınlandığı ilk günden itibaren klasikler arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Siyah İnci bir atın hikayesini anlatıyor ve aslında Anna Sewell'in hayvanlara yapılan eziyetlerden duyduğu rahatsızlıklar nedeniyle kaleme aldığı bir roman. Hayvan hakları konusunda yazılmış bu anlamda erken dönem romanlardan bir tanesi diyebiliriz elbette ki. Yine kült karakterlerden bir tanesi ve yine kendisinden sonra yazılan pek çok kurgu dışı pek çok çalışmaya kaynaklık etmiş, etkilemiş Katip Bartleby. O da Herman Melville'in romanı Hamdi Koç tarafından Türkçeleştirilmiş, yapmamayı tercih eden, bir reddedişin sembolü olan, en önemli sembollerinden biri olan Katip Bartleby'nin hikayesi. Bu çeviriyi, Hamdi Koç'un çevirisini merak ettiğim için aldım. Tarihin kurucusu Herodot. Herodot'un tarih, yerler hikayeleştirmeler var ama bu kendi döneminin anlayışı dahilinde bir tarih kitabı. Çok merak ettiğim bir kitaptı. Gözümü korkutuyordu ama okumak istiyorum artık. Northanger Manastırı artık hani benim çok sevdiğimi defalarca dillendirdiğim Jane Austen'ın aslında tamamlanmış ilk romanıdır. Fakat ölümünden sonra yayımlanmış. Böyle ilginç bir tarafı var. Yayımlandığı zaman da kurgusal başarısı derli topluluğuyla eleştirmenlerden çok olumlu yorumlar almış. Tolstoy'dan birkaç kitap aldım. Onlardan ilki Hacı Murat. Hacı Murat Tolstoy'un da katıldığı Kırım Savaşı'nı anlatır. Yani aslında Tolstoy'un Kırım Savaşı izlenimlerini anlatır ama bir romandır. Ve doğa tasvirlerindeki başarılarıyla özellikle büyük övgüler almıştır her zaman. Yani savaş ve barış tabii hani onun savaş şartlarını ve mekan tasvirlerini aktarmadaki başarısını pek çok okur biliyor. İşte onun küçük bir örneğini görebiliyoruz Hacı Murat'ta. Üç Ölüm, Bir Öykü kitabı. İçerisinde öyküler var. Bunları artık hızlıca geçeyim. Efendi ile Uşağı ile Bir Toprak Saynım Sabahı da iki uzun öyküden oluşuyor. Şuradan geçelim. Ezop Masalları'nı aldım. Hiçbir zaman kitabımda bulunmamıştı. İndirimde görünce aklıma geldi. Hiç almak aklıma gelmemiş. Aslında La Fontaine Masalları da var ama dediğim o 50 kitap limiti nedeniyle artık zaten daha fazla onu çıkar bunu koy uğraşamadım. Çok hızlı birkaç kitap stok dışı kaldı. Daha fazla şansımı zorlamak istemedim. Dostoyevski'nin Ölüler Evinden Anılar isimli kitabı da onun siyasi nedenlerle Sibirya'ya sürgün edildikten sonra Sibirya izlenimlerini işte kitaplaştırdığı bir eser. Çok canlı bir şekilde izlenimlerini aktarıyor. Biraz inceleme şansı buldum. Yani oldukça etkileyici bir Dostoyevski metni okuyacağım sanırım yine. Nihal Yalaz'a Talo Türkçesiyle. Sırada şimdi Dostoyevski'den bir kitabı var. Ev Sahibesi Bay Proherçin 9 mektupluk roman ve Pozunkov isimli 4 uzun öyküsü bu kitapta bir araya getirilmiş. Tansu Akgün çevirmiş. Ve son olarak Dostoyevski'den Stepançikova Köyü Nihal Yalaz'a Talo'yu çevirmiş onu da. Bu romanda da Dostoyevski bu sefer Taşra'yı anlatıyor ve köylülerle kentler arasında aslında çok da büyük farklar olmadığı, kentte eleştirilen durumların köyde de kendisini gösterdiğini söylüyor. Ve tabii roman bu kadar değil, konularla bunları detaylandırıyor. Zaman ayırıp izleyen herkese teşekkür ederim. Kısa tutmaya çalışacağım dedim ama kitap sayısı çok olduğu için yine biraz uzadı video. Umarım keyifli geçmiştir sizin için izlerken zaman. Görüşmek üzere, hoşça kalın.